Buligo TV'den herkese merhaba, ben Nihat. Ya Beyazıt abi, aşırı sempatiksin, tamam, her şey okey ama sosyal medyada olman lazım ya. Ya televizyon bitiyor artık. Ünlüler dünyası malum her zaman ilgi çekici bir konu. Nasıl yaşıyorlar, gündelik hayatlarında nasıl davranıyorlar hep merak ediyoruz. Ünlüleri artık yalnızca televizyon ekranlarından değil, YouTube'da açtıkları kişisel kanallarından da takip edebiliyoruz. İşte YouTube'da takip etmenizi önerdiğimiz 10 ünlü kanalı. 90'ların başında pek çok sanatçıya verdiği şarkılarla tanınan Mustafa Sandal, ilk albümü Suç Bende 1994 yılında yayınlamıştı. Bu albümle önemli bir ticari başarı kazanan Mustafa Sandal, adını geniş kitlelere duyurma imkanı yakaladı. Burada bir klip çekesim geldi. Gidenlerden... 49 yaşındaki müzisyen YouTube dünyasına 2019 Eylül ayında giriş yaptı. Mustafa Sandal kanalına konserlerinden önce nasıl hazırlandığına dair videolar çekerek başladı. Belgesel kalitesinde olan videoları, çekim teknikleri ve özenli kurgusuyla özellikle dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu olan Ayşe Tolgadiz esas 1994 ve 1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisinden tanıyoruz. Tolga bunun dışında Ayrılsak da Beraberiz, Ruhsar ve Beşik Kertmesi gibi dizilerde de rol almıştır. 2015'te kendi YouTube kanalını açan Ayşe Tolga, spiritüel konular, güzellik, yoga teknikleri, diyet ve beslenme, spor ve egzersiz, kişisel gelişim gibi konularda videolar üretiyor. Ayşe Tolga'nın bu konular hakkında yazdığı 3 tane de kitabı var. Kendimi ebedi öğrenci olarak görüyorum. Benim için öğrenmek hiçbir zaman bitmeyen bir şey. Murat Boz 1999'da Bilgi Üniversitesi Caz Bölümüne burslu olarak girdi. 2003'te ise İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne girdi. Uzun bir süre Tarkan başta olmak üzere pek çok isme vokalistlik yaptı. 2006 yılında Aşkı Bulamam Ben adlı şarkıyla Türk pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 2007 yılının başındaysa Maksimum albümünü yayınladı. Ünlü olduktan sonra kuru fasulye yiyor musun diye. Bugüne kadar 4 stüdyo albümü yayınlanan ve birkaç filmde de rol alan Murat Boz, 2011 yılından itibaren ise O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olarak görev yapmakta. İlk defa yayına çıkıyorum hayatımda, diyemeyeceğim ama Murat'la beraberlik çok güzel. Murat Boz'un kanalında tüm kliplerinin yanı sıra konser öncesi hazırlıklar, fanlarla soru cevap ve O Ses Türkiye'deki kulis arkaları gibi oldukça renkli videolar bulunuyor. Kanalını Eylül 2019'da açan Açelya Akkoyun da YouTube dünyasının yenilerinden. Açelya'yı esas 90'ların meşhur dizisi Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Ebru karakteriyle hatırlıyoruz. Açelya bunun dışında Ekmek Teknesi, Evlilik Okulu gibi dizilerde de yer aldı. Ali adında bir kızı olan sanatçı kanalında spor, psikoloji, müzik, yemek gibi kategorilerde röportajlar yapıyor. Magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden Şeyma Subaşı da YouTube dünyasına adımını attı. Instagram'ı çok aktif kullanan Şeyma Subaşı sadece Şeyma adını verdiği bir kitap da yazdı. Şeyma'nın kanalında bir arkadaşının düğününe nasıl hazırlandığı, yaz mevsimini nasıl geçirdiği ve bavulunu nasıl hazırladığı gibi videolar var. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj bir anda gündeme oturunca Şeyma kendi kanalından bu konuya bir açıklama getirdi. Ayemir'i de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Otelde kalırken de hani bunu Melisa'yla kaldığım şeyde tabii ki de hani Acun karşılıyor. Bunu sordum, hani bunu konuşacak. Bu video 1 milyonu aşkın izlenme elde etti. Oyuncu Akasya Asıl Türkmen'i ilk izlediğimiz yapım İstanbul Kanatlarımın Altındaydı. Onu daha sonra Lise Defteri, Başrolde Aşk ve Evimin Erkeği gibi dizilerde de izledik. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da çalıştı. Neydik biz? Göğüslü memeliyiz. Hah. Memeli. Akasya Asıl Türkmen kanalında ağırlıklı olarak anne çocuk konularını işliyor. Uzmanlarla hamilelik ve doğum sonrası konuları konuşuyor ve aynı zamanda kızı Pera ile olan gündelik hayatından da kesitler paylaşıyor. Bazen lohusa depresyonu, doğum kiloları gibi annelere yönelik konular da anlatıyor. Bazen de ünlü arkadaşlarıyla birlikte yaptığı gezilerini yayınlıyor. 22 sene televizyonda beyaz şovu yapan şovmen, oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk de YouTube'a transfer olan ünlülerden biri. Beyazıt Öztürk, beyaz şovu şimdilerde çıktı, yurt dışı turnelerinde sürdürüyor. Bu turnelerin kamera arkalarını da kanalında paylaşıyor. Beyaz YouTube videolarında YouTube'daki diğer kanalların yaptığı şeylerle kendi usulünde ince ince dalga geçiyor.
Şşt, MasterChef hazır. Hadi abicim biraz seri ol, bekliyoruz. Ekibinin onu YouTuber'la ikna ettiği videosuysa bir aylık komik. Ama bir Yılmaz Erdoğan röportajı var ki mutlaka izlemelisiniz. Röportajda Beyaz'ın Yılmaz Erdoğan'ı YouTube yayıncılığına ikna etmeye çalışması ve YouTuber'lığı övmesi gibi detaylar var. Bir su, bir şey. Beyaz sakin ol ya. Beraber. Ünlü şovmenin YouTuber olma maceralarını izlemek oldukça keyifli. Burcu Esmersoy, 1997 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Miss International olmuştu. Birçok dizi ve filmde küçük rollerde yer alan Esmersoy, uzun yıllar boyunca NTV Spor'da spor spikerliği yaptı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Esmersoy'un YouTube kanalı 2018 yılında açıldı. Kanalda moda, güzellik, dans ve spor hakkında pek çok video var. Bazen kanalında konuk da alan Esmersoy daha çok sponsorlu videolar çekiyor. Kanal ilk açıldığında ilk buluşmada çantamda neler olmalı adlı video büyük ses getirmişti. Esmersoy'un yanınızda erkek arkadaşınız varsa cüzdana ihtiyacınız olmayabilir cümlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Şartlar denen o garip şey beni bir YouTuber olmaya adım adım götürüyor gibi geliyor. Gazeteci, yazar Cüneyt Özdemir Ankara doğumlu. 1992 yılında usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün adlı programında görev aldı. 1996 yılında savaş muhabirliği yapmaya başladı. Oturdum, selamünaleyküm dedim. Ben dedim Müslüman Türk gazeteciyim, 10 gündür buradayım, çıkmaya çalışıyorum. 2000 yılında 5N1K programını yapmaya başladı. Bugüne kadar yayınlanmış 10 kitabı olan Özdemir bir süredir eşi ve çocuğuyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Bir çikolatayla 54 litre benzin aldım. Çoğunlukla Amerika sokaklarında vlog tadında çektiği videolarla Özdemir gündeme ilişkin konuları yorumluyor, röportajlar yapıyor. Yer yer kanalında konuk da ağırlıyor. YouTube'u gerçek anlamda en verimli kullanan en ünlü kişi şüphesiz sunucu, oyuncu ve model Çağla Şikel. Bu sefer gülüyorum, aynı. Kızıyorum, aynı. Ağlıyorum, aynı. İstanbul Üniversitesi Bale bölümünü bitiren Çağla Şikel, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. Bugüne kadar pek çok dizi ve kliplerde rol alan Çağla Şikel, Cennet Mahallesi'nde de oynadı. Aynı zamanda Bugün Ne Giysem gibi pek çok programda da sunuculuk yaptı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şikel, 2017 yılında YouTube kanalını açtı. YouTube'un tartışmasız en çok video üreten ünlüsü olan Çağla Şikel'in 1 milyonu aşkın abonesi var. Çağla Şikel'in güzellik ve bakım, anne çocuk, moda, kendin yap, spor gibi konu başlıklarında birçok videosu bulunuyor. Çağla Şikel'in kanalına her salı ve cuma günü yeni video yükleniyor. Ne var ki ünlülerin açtığı YouTube kanallarının birçoğu uzun zamandır güncellenmediği için atıl olarak duruyor. Bu ünlüler bir hevesle YouTube kanalı açıyor ancak yeni video çekmiyorlar. Mesela Ceyda Düvenci, İbrahim Büyükak, Ezgi Mola, Buse Terim, Özge Ulusoy, Ahu Yatu, Deniz Akkaya ve Zeynep Demirel bu isimlerden bazıları. Bu Ligo ekibi olarak en sevdiğimiz ünlü isimlerin YouTube kanallarını listeledik. Kaçırdığımızı düşündüğümüz kanallar varsa lütfen yorumlara ekleyin. Bununla beraber videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.